Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Günaydın canlarım. Sevgiyle, huzurla, aşkla nasıl? Fırfır ya, tam fırfır. Şimdi biz gidiyoruz Çanakkale şehrini gezmeye. Çanakkale Savaşı'na diyecektim. Ama ne kadar bir günle gezebildiğimiz kadar. Çünkü günübirlik gidiyoruz. Çünkü az bir süremiz kaldı. Hani gönül ister Çanakkale'de kalmak ama gidip gelmek için saat şu an 8.30. Allah kısmet ederse saat 10 gibi karşıya geçmiş oluruz zaten. Planlıyor açıkçası ama tabii yol bu, belli olmaz. Hani gideceğimiz zaten, ben akşam internetten de baktım, 2-3 yer var yani gezebilen. Çünkü internette de okudum, yani Çanakkale'de gezebilmek için en az 2 gün kalmanız gerekiyor yazmış çoğu insanlar. Doğru zaten, o kadar büyük Çanakkale'de küçük bir yer değil. Ama biz de belli bir yerlere gideceğiz. Büyük ihtimal Eceabat'taki bir müze varmış oraya. Ondan sonra Settül Bayır'a, şehitlik mezarlığına. Hani çünkü bölüm bölüm ben de tam olarak bilmiyorum. Bazı yerlerde de sonra sonra gideceğiz. Çünkü ben ta 1997 senesinde gittim. Ya 97 ya 96 okul gezisiyle gittim. Ortaokul gezisiyle o zaman. Onun için aradan 30 sene, 24 sene geçti yani açıkçası. Ben de tam olarak bilmiyorum. Ya tabii ki sonra sonra navigasyona göre. Gerçi yazıyor diyorlar o müzelik yerleri falan. İşte bir tane de şey varmış, Savaş Müzesi. O da Settülü Bayır tarafındaymış. Oraya zaten gideriz. Orada mermilerin havada çalmıştın, çocukların görsün. Savaşta kullanılan şeyler. Yani ne zorluklarla olduğunu. Bir görsünler, oradaki duyguyu paylaşacağız sizle. Bilmiyorum bakalım. Tabii ki. Gidince göreceğiz. Şimdi ben burada şey yapıyorum. Zeynep'i bırakıyorum çünkü buradan yolları biraz çok virajlı köy yolu. Azıcık da 200-300 de gitmek istiyor. Ama esmokunu alacağım esmok. Ay be. Evet. Çünkü benim başıma geldin. Cancağızım hayallerim aklıma gelmiş. Gidenler kal. Evet arkadaşlar, şu anda biz Çardak iskelesindeyiz. Feribota bineceğiz. Şimdi bilet alacağız. HES kodumuzu hazırlayın diyor ama bizim HES kodumuz yok. O yüzden fiyatları şöyle bir göstereyim. Otomobil 69 lira diyor. Bir daha. Bir daha You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story.
still burning. Our love just went cold. Arkadaşlar, karşıda gördüğünüz köprü Çanakkale. Yakında inşallah Çanakkale Köprüsü olacak. Hiç gemiye binmeden karşıya geçeceğiz. Yani şuradan görebiliyorsunuz, azıcık yolu şey yapmışlar, öbür taraftan da yapmışlar. Ama orta kısmı kalmış. Orta kısmı kalmış. İnşallah gurbetçilerimiz rahat edecek. Çünkü gemi sırası az önce çıktık mesela gemiden. Yani bizim çıktığımız taraf kalabalık değildi ama bizim o tarafa giden taraf çok aşırı kalabalık. Ve yeni gelen gurbetçilerimiz var. Arabaların çoğu yüklüydü. Ya çok kişiydi. Buraya kadar gelmiş. Boşver. Toprakların her karışında bir damla kan var. Ben atayım. Her bir karışında. Çıktı işte. Onun için bu ülkenin kıymetini bileceksin. Evet arkadaşlar, biz şu anda Truva diye bir yere girdik Çanakkale'de. Birkaç bir şeyler siparişlerdik, onları bekliyoruz şu anda. İlk girdiğimiz yer ne şehitliğiydi? Akbaş şehitliğine girdik. Orası daha fazla kalabalık değildi ama şimdi abideye çıkacağız. Abide'de de size çekeceğim. Ondan sonra geri dönerken tek tek ufak yerler varmış sanırım. Özgür öyle diyor. Ben tam bilmiyorum. Hiç gelmedim. Yani geldim. Ama bayağı oldu. O yüzden hatırlamıyorum. Bakalım, bugün öyle geziyoruz. Çocuklar. Köfte mi yiyeceksin? Neyi beğenmedin? Daha gelmedi. Şimdi gelsin, yiyeceksin. Ben böyle yiyeceğim. Yemek yemezsem dondurma yok.
Araba da alma. Bu arada çocuklara göster annem. Mete bunu istedi. Ben bunu ama. Tamam. Oğuzhan da Türk bayrağı aldı. Bakın ne yazıyor. Bir Hilal uğruna yazıyor. Mete'nde de çanak kalıyor. Evet. Evet böyle. Gördüğünüz gibi. Temiz. Burası gayet temiz. Hijyenik poşetlemişler gördüğünüz gibi. Eğer gelecek olursanız tavsiye ederiz. Mete, eğer yemek yersen bunu tartışsak bunu alabilirim. Tanaka içinde vurdular beni. Tanaka içinde vurdular beni. Ölmeden koydular beni. Of gencime.
İçinde vurdular beni.